Esselamu aleyküm değerli Müslümanlar. Hayırlı günler, hayırlı iftarlar. Şimdiden Rabbim yapacağınız amelleri, yapmakta olduğunuz amelleri makbul eylesin, kabul kılsın. Evet, İstanbul TV ekranlarında yine bir programla karşınızdayız. Dünkü programımızda cehennemden bahsetti hocamız. Bugün de yine cehennem bahsine devam edeceğiz. Rabbimiz bizleri cehennemden korunan, azat olunanlardan eylesin. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, geçen programda dediniz ki yıllarca anlatsak cehennemin azabını bitiremeyiz. Oradaki azabın çeşitleri, işte kafirlerin görmüş olduğu azaplardan da geçen programımızda bahsetmiştiniz. Bugün dilerseniz yine devam edelim hocam. Böyle kısa kısa bazı sorular var. Cehennem hakkında merak edilenler var. Bunları size soracağım şimdi nasip olursa. Buyurunuz hocam. Dilerseniz şeyle başlayalım. Şimdi iyi niyetle ya da bazı kendilerine göre delil olarak görmüş oldukları bazı hususlara dayanarak bazıları diyor ki hocam işte cehennemde bazı kafirlerin cezası hafifleyecek. Ya da işte Ebu Leheb meselesinde olduğu gibi Ebu Leheb'in bir köleyi azat ettiğinden dolayı, Efendimizin doğumuna sevinip bir köleyi azat ettiğinden dolayı cehennemdeki azabı hafifleyecek diyorlar. Cehennemde kafirler için azap hafiflenir mi? Ebu Leheb'in cezası hafifleyecek mi? Bununla ilgili hocam bizi bilgilendirseniz seviniriz. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Kafirin azabı asla hafiflemez. Eğer bir kimse kafirin azabı hafifler derse bu Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış olur. Peygamber Efendimiz'in hadisini yalanlamış olur. Alimlerin icmanı yalanlamış olur. Allah Subhanahu ve Teala Fatır suresinin 36. ayetinde buyurdu ki: "Vellezine keferu lehum naru cehennem la yuqda aleyhim feyamutu ve la yukhaffafu anhum min azabiha." Bu ayetin manası inkar, yani kafirler için ise cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da asla hafifletilmez. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Onların bu ayet-i kerimeyi El-Kadi İyad radıyallahu anhu tefsir ederken buyurdu ki kafirlerin ahirette sevapları olmayacağı ve azapların hafiflenmeyeceği konusunda icma nakletmiş ve bu ayeti delil olarak almıştır. Yine başka bir ayet-i kerimede 162. Bakara suresi خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Onlar ebediyen cehenneme gireceklerdir. Azapları hafiflemez ve onlara merhamet edilmeyecektir, rahmet edilmeyecektir. Yine Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede Furkan suresi buyurdu ki يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدُ ف۪يهِ مُهَانًا. Kıyamet gününde onun azabı kat kat artırılır. Hafifler değil, artırılır. Ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Başka bir ayet-i kerimede innel mucrimine fi azabi cehenneme halidun la yufattaru anhum ve hum fihi mublisun. Bu ayetin manası şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır ve asla azapları hafiflemeyecektir. Yine başka bir ayet-i kerimede فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Onların azabı asla hafiflemez ve kesinlikle onlara yardımda edilmez. Çok ayet var. Çok ayet var. Yani ayetleri okusak çok. Burada bir şeye değinmek isterim.
Bazıları Bukhari'de varid olan İbn Abbas, düzeltiyorum, El Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz'in amcasının bir rüyası. Evet. Diyorlar ki işte rüyada Ebu Leheb'i görmüş ve demiş ki ey Ebu Leheb, senin durumun nasıldır? Bir kere alimler dediler ki bu rüyayı Peygamberimize anlatmamıştır. Bir. İkincisi, biz dinimizi rüyalarla değil, ayetlerle, hadislerle ve alimlerin icmaıyla almamız gerekir. Rüyayla değil. Neymiş? El-Abbas rüyada görmüş Ebu Leheb'i, demiş ki işte ben pazartesi günü parmağımı ağzıma koyuyorum, o gün bana soğuk su parmağımdan geliyor, rahatlıyorum demiş. Rüyada bunu görmüş. Her pazartesi rahatladığını evet. Bu bir rüyadır bir kere. Neden sarih olan, açık olan ayetleri bırakıp da, neden açık olan hadisleri bırakıp da, alimlerin icmağını bırakıp da özellikle bu rüyaya sarılıyorlar? Bu cahillik değil de nedir? Bu cahillik değil de nedir? Yani kaç tane ayet okudum daha vardı, ben daha fazla da okuyabilirdim. Ama vakit açısından vaktimiz biraz dar bizim. Onun için o kadar ayet vardır ki kafirin azabı hafiflenmez. Onlara merhamet edilmez. Onların azapları hafiflemez, artırılır diye ayet var. Evet. Ve ne ölür kurtulurlar ne de bir hayat, güzel bir hayat görürler. Adamlar ayetleri bırakıp, Peygamber Efendimiz'in hadislerini bırakıp, alimlerin icmağını bırakıp bu rüyaya sarılıyor. Evet, böyle bir şey varid oldu. Bukhari'de geçti. El-Abbas böyle bir rüya gördü ama El-Abbas bunu ne Peygamber Efendimiz'e anlattı, ne Peygamber Efendimiz onun konusunda bir şey söyledi. Maalesef İslam'a girmeden önceydi zaten. Tabii ki El-Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, İslam'a girdi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona büyük bir hürmeti vardı. Babası gibi ona hürmet ederdi. Ve hatta Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anhu döneminde yağmur duasına çıkarlarken dedi ki El-Abbas'la tevessül edin Peygamber Efendimiz'in yakınlığından dolayı ve Peygamber Efendimiz ona saygı gösterdiğinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla tevessül ettiler. El-Abbas radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'in amcalarından, zaten Efendimiz'in amcalarından El-Hamza ve El-Abbas İslam'a girdi. Ebu Leheb girmedi İslam'a, üzerine ayet indi hocam. Evet. Şimdi burada değinmek istediğim şu. Kur'an-ı Kerim ayet açık olan, net olan, zahir olan ayetler var iken, Peygamber Efendimiz'in hadisleri var iken, alimlerin bu konuda kafirin azabı asla hafiflenmeyeceği bu konuda icma var iken, birisi çıkıp da ben rüyayla alırım. Bunu cahil bir kimse yapar. Bunu alim olan bir kimse kabul etmez. Yani Kur'an-ı Kerim bırakacak, hadisi bırakacak, alimlerin icmanı bırakacak ve bir rüyayla alacak. Peki hocam, burada işte diyorlar ki Bukhari'de geçiyor bu hadis. Yani Bukhari'de geçtiği için biz bunu zikrediyoruz diyorlar. Bukhari'de geçse dahi. Evet, Bukhari Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitaptır Bukhari ve Müslim sahihleri. Ama burada itikadi bir konu var. İtikadi konular rüyayla alınmaz. İtikadi konular ayetten alınır. Açık olan, sarih olan ayetlerden alınır. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ لَيْسَ كَنِثْلِهِ شَيْ لَوَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا اَحَدْ فَلَا تَضْرِيبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Açık ve net olan ayetlerle alınır. Ve açık ve net olan ayetlerde, az önce zikrettiğim ayetlerde cehennemde kafirlerin azabı hafiflenmeyeceğine dair kaç tane ayet okuduk? Yani İmam Bukhari Hazretleri
orada onu kitabını alıp bir şey zikretmemişse bunda... Yani İmam Bukhari ne dedi? İşte Al-Abbas böyle bir rüya gördü. Bir rüya gördü. Biz bu rüya, bir rüya gördü deyip de biz mi o rüyayı o şekilde tevil edeceğiz? Evet. Ya da biz mi o şekilde ağlayacağız? Yani hangi müteber olan ehli sünnet alimi bu konuda bunu demiştir ki kafirin azabı hafiflenir. Birisini bulamazsın muteber olan. Evet. Ama son dönemlerde maalesef bazı yerlerde bu söylenmeye başlandı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana hiçbir ehli sünnet alim, muteber olan ehli sünnet alimden böyle bir şey işitmedik. Yani bu ehli sünnet inancına aykırı bir husus. Aykırıdır. Onun için itikadi meseleler açık olan ayetlerle, hadislerle ve alimlerin icmaıyla alınır. Burada ne içtihat olur itikad konusunda ne de bir rüyayla alınır. Yani keşif yoluyla kesinlikle rüyayı tevil edip böyle de denilemez değil mi? Böyle bir şey olamaz. Evet. Buna dikkat edilmesi gerekir. Evet, Al-Abbas böyle bir rüya gördüyse dahi bu demek değildir ki kafirin azabı hafifleri. Neden? Çünkü açık naslar var Kur'an-ı Kerim'de. Hadisler var ve alimlerin icmağı var. Kim alimlerin icmağına, Peygamber Efendimiz'in hadisine, Kur'an-ı Kerim naslarına aykırı davranırsa o insan İslam'dan ayrılmış olur. Allah-u Teala bizleri korusun. Ve onlara denilir ki, Dostum Hocam, onlara denilir ki hiçbir kafir hakkında Ebu Leheb'in dışında tam bir sure inmiş değildir. Tebbet yedâ ebî lehebî ve tebb. Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ kesebî. Seyaslâ nâran zâte leheb. Ve mra'atuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed. Bu sure onun hakkında ve onun karısı hakkında inmiştir. Hatta yaşarken indi hocam. Evet, yaşarken indi ve kafir olarak öleceği Allah-u Teala bildirdi. Daha kendisi hayattayken kafir olarak öleceği bildirildi ve kafir olarak öldü. Yani bu gibi adam neymiş? İşte Ebu Leheb kardeşinin oğlu, oğlunun bir oğlu olduğunda çok sevindi. Ve sevindiğinden dolayı bir cariyeyi azat etmiş. Ondan dolayı diyorlar ki onun azabı hafifler her pazartesi günü. O sevinmedi peygamber olarak geldiğine dair sevinmedi ki. Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamber olduğu için sevinmedi. Ya da Muhammed geldiği için sevinmedi. Ne için sevindi? Kardeşimin bir çocuğu oldu. Bir çocuğu olduğuna sevindi. Bir, ikincisi peygamber efendimize büyük düşmanlıklar yaptı. Peygamber Efendimiz'e saldırdı. Peygamber Efendimiz'e karşı kendisi hanımıyla birlikte hayvanın iç organlarını Peygamber Efendimiz'in üzerine atmaya çalıştılar. Peygamber Efendimiz'in yollarına dikenli dalları atmaya çalıştılar. Sövdüler. Kafirleri İslam'dan uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunun neresinin azabı hafifleyecek? Onun için dikkat edilmesi gerekir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunu iddia eden kimse bu dini yalanlamıştır. Çünkü usula aykırı bir şey yapmıştır. Usula uygun olmayan bir şey söylemiştir. Allah bizleri korusun. Peki hocam, yine Efendimizin diğer bir amcası Ebu Talip konusunda onun azabı hakkında alimlerin beyanı nedir hocam? Şimdi Ebu Talip Peygamber Efendimiz'e karşı çıkmadığından dolayı ve Peygamber Efendimiz'i yetiştirdiğinden dolayı, ona birçok konuda yardım ettiğinden dolayı kafirlerin arasında en az ceza görecek olan Ebu Talip'tir. Ama alimler dediler ki topuklarına kadar ateşin içinde olmasıyla beraber beyni kafasında kaynayacak. Yani az bir şey değildir. Bu en az, kafirlerin en az azabı bu. Ya daha fazla İslam'a karşı çıkan, İslam'a zarar veren kimselerin azabı nedir? Allah-u Teala bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin hocam. Değerli hocam, cehenneme giren Müslümanlar
bazı günahkar Müslümanların cehennemde azap edileceği ayet hadislerle de beyan edildi. Ayetlerde de zikrediliyor, bildiriliyor. Burada bazıları diyorlar ki bunun günahkar Müslüman olsun, kafir olsun. Bunlar cehenneme girerse bunlar bir daha çıkamayacaklar diyorlar. Bu doğru değildir. Evet. Bu hem ayete terstir hem de Peygamber Efendimiz'in hadislerine terstir. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah şirk, küfür üzere öleni affetmez. Ama bunun dışında olan kimseler Allah'ın meşiyeti altında kalır. Dilerse azap eder bir müddet sonra bağışlar. Dilerse azap ettirmeden bağışlar. Yine Peygamber Efendimiz hadiste buyurdu ki يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ اِيمَانٍ. Kalbinde zerre kadar imanı olan ne demek? Yani imanın aslı kalbinde olan ama birçok günaha dalan, birçok günaha düşen, tövbe etmeden ölen, cehennem azabını hak edip de cehenneme giren kimse, eğer imanın aslı kalbinde varsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, imanı kalbinde varsa muhakkak cehennemden çıkacaktır. Cehennemde ebedi kalmaz. Hiçbir günahkar Müslüman ebedi cehennemde kalmaz. Ama kafirler ebedi cehennemde kalırlar. Onlar asla çıkmazlar. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Onlar asla cehennemden çıkmayacaklar. Bu konuyu hocam işte cehenneme giren günahkar Müslümanların çıkmayacağı noktasında İmam Maturidi Hazretlerine bir söylemde bulunuyorlar. Yani İmam Maturidi Hazretlerinin işte bunu söylediğini söylüyorlar. Böyle bir şey var mı hocam kitaplarında ya da sonradan kesinlikle mı? Sonradan? Kesinlikle ona iftira atmışlardır. Çünkü o İmam Ebu Hanife'nin dediğinden ayrılmaz. İmam Maturidi, İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf el-Kadi ve Muhammed bin Hasan el-Şeybani'ye tabi olan alimlerden. Hanif mezhebinin dışına çıkmaz. Ama bunu söyleyen kimse ebediyen cehennemde kalacaklar, asla çıkmayacaklar. Bu dini yalanlamış olur. Asla bu doğru değildir. Ve İmam Maturidi kesinlikle böyle bir şey söylemez. Hocam Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde bildiğimiz üzere kendisine cehennem gösterildi. Orada cehennemde gördüğü ve bizlere bildirdiği, beyan ettiği hususlar var mıdır? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cehennemi gördüm, girdim demedi. Gördüm dedi. Ve içinde en çok kadınları gördüm. لِأَنَّهُنَّ يُكْثِرُنَ اللّٰعْنَهَ وَيَكْفُرُنَ الْعَش۪يرِ. Çünkü onlar çokça haksız olarak lanetlerler. Çocuğundan, kocasından, komşusundan kızdığı zaman hemen lanet olsun sana, babana, ailene, gibicesine. Çokça lanetlerler ve kocalarının kalbini kırarlar. Yani kocası ne istediyse getirdi. Bir gün bir şey istedi, unuttu, getirmeyi unuttu. Hemen der ki, senden hayır yok, hep sen dışarıya çalışıyorsun, bize bir faydan yok gibicesine kocasının kalbini kırar. Onun için cehennem azabını hak eder. Burada da lanetlemenin ne kadar günah olduğunu da öğrenmiş oluyoruz tabii, hocam. Tabii başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki لَعْنُ الْمُسْلِمِكَ قَتْلِهِ. Bize büyük günah olduğunu beyan etmek için Peygamberimiz buyuruyor ki bir Müslümanı haksız olarak öldürmek, haksız olarak lanetlemek onu öldürmeye benzer. Peki hocam cehennemde kafirler Yüce Rabbimizi bilecekler mi? Haberdar olacaklar mı Yüce Rabbimizden? Yüce Rabbimizi bilirler mi diye bir soru var. Yani kafirler cehennemde. Onlar bilselerdi küfre girmezlerdi. Ama Allah'ın var. Onlar Allah'a iman etmediler. Allah'a iman etmediler. Allah'a şerik koştular. Allah'ı yaratılmışlara benzettiler bazıları. Bazıların küfrü başka bir şekildedir. Ama her halükarda Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah-u Teala'nın
emrini yerine getirmediler, o nimetlere sahip çıkmadılar. En büyük nimet neydi? İmandı. Onu terk ettiler. Onun için Allah'ın şiddetli azabına hakettiler. Hocam yine izleyicilerimizin sorularından bir tanesi. Diyorlar ki mesela günümüzde işte cennetle, cehennemle, meleklerle, böyle dinin şiarlarıyla ilgili anlatılan çok kıssalar var, hikayeler var ya da fıkralar var hocam insanları güldürmek için. Ya da alay etmek için işte mesela bazıları diyor ki cehennem azabıyla alay etmek için. Ya işte bir şey olmaz diyor. Gireriz orada ısınırız diyor. Biraz vücudumuzu ısınırız. Ya da biraz bronzlaşırız gibi ifadeler kullanıyor. Burada cehennemi, cehennem azabını hafife almakla ilgili alimlerin beyanı nedir hocam? Bir kimse cehennemin azabını hafife alırsa bu insan Müslüman değildir. Çünkü Allah-u Teala cehennemin azabı şiddetli olduğunu beyan etti, bildirdi. Şiddetli olduğunu bildirdiği halde bunlar diyorlar ki çık gidip ısınacağız ya da gidip orada eğleneceğiz. Bu ne demek? Allah'ın azabını hafife almak demektir. Onun için Allah-u Teala bizleri korusun, kamil iman üzere. Ya da diyorlar hocam işte bazı şarkı sözlerinde seninle cehennem ödüldür bana diyor. Yani sanki cehennem ödül olarak takdim edilmiş gibi bir söylemde de bulunuyorlar. Bu da dinimize aykırıdır değil mi hocam? Tabii. Evet. Değerli hocam, cehennemle ilgili tabii ki daha fazla sorular var ama dilerseniz cehennem ateşiyle ilgili, cehennemin ateşi nasıldır, cehennemdeki işte kırmızı mıdır, siyah mıdır diye soruyorlar izleyiciler. Şimdi hadiste varil oldu ki Allah-u Teala cehennemi 3000 yıl yaktı. 1000 yıl hadisin manası kıpkırmızı olana kadar. Ve 1000 yıl bembeyaz olana kadar ve 1000 yıl simsiyah olana kadar. Ve cehennem şu anda simsiyahtır. Bu bir. İkincisi tabii ki cehennemde çeşit çeşit azaplar vardır. Bu asırda maalesef cehennemin azabı zikredildiğinde insanların kalbinde pek etkilenme olmaz. Eskisi gibi değil. Eskide mesela Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu ayet-i kerimeyi okurken ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nas vel hicara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyunuz ki cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Bu ayeti okuyunca Allah korkusundan yere düştü, bayıldı. Aynı şekilde Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ne kadar güçlüydü Ömer bin Hattab. O kadar güçlü olduğu halde bu mübarek zat ne oldu? Bu mübarek zat bazı Kur'an-ı Kerim'deki azap hakkında okunan ayetleri okuyunca bazen 3 gün evinden çıkmaz hale gelirdi Allah korkusunda. Güçlü olduğu halde. Yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman 40 zayıf insanı yanına aldı ihtiyar. Ve Kabe'nin yanına indi, dedi ki hanımı dul kalsın isteyen, annesi ona ağlasın diye isteyen, çocukları yetim kalsın diye isteyen beni bana yetişsin dedi. Şu dağın arkasından hicret etmeye gidiyorum. Ve gelin bana yetişin dedi. Korktular. İşitmemezlikten geldiler. O kadar güçlü olduğu halde Allah korkusundan bazen 3 gün evinden çıkmazdı. Yani çok bu asır çok zor asırlardan biri. Yani bu asırda hocam insanların kalplerinin katılaşması ya da işte cehennem azabını duyduğunda çok korkmamaları, kabir azabını duyduğunda korkmaları, bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Bunun sebebi nedir acaba? Çok haram yemekten dolayı. çok haram bakıldığından dolayı. Ve buna benzer bunların hepsi kalbe tesir eder. Kalp katılaşır. İbadetten uzak kalındığından dolayı kalp katılaşır. Evet. Kıymetli hocam, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Tabii ki cehennem hakkında buyurduğunuz gibi çok zikredeceğimiz birçok konu var. Ama genel anlamda bugün cehennemi 2 gündür işledik. Bir de son olarak şunu sorayım hocam. Bazı insanlar
özellikle çocuklara, küçüklere ya da gençlere cehennemden bahsetmeyin diye bazı insanları uyarmaya çalışıyorlar. Ya işte korkutmayalım, biz sevdirelim. Önce işte cennetten bahsedelim, güzelliklerden bahsedelim. Cehennem konusunda da ya cehennemden hani çok fazla bahsetmeyelim gibi bir algı var hocam. Onlara beyanınız ne olur acaba? Bu doğru değil. Yani çocuklara anlatılabilir mi? Hem çocuklara hem büyüklere cennetin nimetlerini de anlatmak lazım. Cehennemdeki şiddetli azabı da anlatmak lazım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen cennetten, bazen cehennemden, bazen kabir nimetinden, bazen kabir azabından bahsederdi ki sahabelerin yakini, kalpleri, imanı daha güçlü olsun diye. Bunu anlatmakta büyük bir fayda var. Büyük bir fayda var. İnsan nasıl sakınacak cehennemden eğer cehennemden Allah'ın azabından korkmazsa? Nasıl şevk ve zevkle cennete hazırlanacak eğer cennetin nimetlerini bilmezse? Onun için hem cennetin nimetlerini bilmesi gerekir ki ona şevkle hazırlasın diye cehennemin azabını anlatılması gerekir ki ondan korunmaya çalışsın diye. Evet. Zaten hocam dünyevi bazı kurallarda bile işte insanlar onlara riayet ettikleri halde işte şunu yaparsak şu kadar ceza yeriz, işte filan şey yaparsak, filan kişiye hakaret edersek şu kadar ceza alırız gibi cezalar konusunda daha hassasiyet varken ama maalesef bu cehennem konusunda çok fazla bir emniyet en azından son dönemlerde azaldı insan arasında. Rabbimiz hakikati anlayıp tabi olmayı nasip eylesin. Evet. Değerli hocam, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş yani Allah Teala hepimizi cehennem azabından korusun. Bu mübarek ayda bizleri cehennemden azat olanlardan eylesin. Bizim günahlarımızı affeylesin. Bizim ayıplarımızı hem dünyada hem ahirette örtsün. Bizleri rezil olan kimselerden eylemesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü fitneden muhafaza eylesin. Müslümanların kalplerini, sözlerini birlik eylesin. Amin hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeleriniz için. Evet değerli İstanbul TV izleyicileri, bizleri takip etmeye devam edin. Nasip olsa bu Ramazan'ın sonuna kadar sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Ve şunu da ifade edeyim. Özellikle Akasya yayıncılıktan çıkan kitaplarımızı, bunları neşredelim, insanlara yayalım. Çok kıymetli eserler var içerisinde. Hatta şu an yeni çıkan, Akasya yayıncılıktan yeni çıkan dergimiz var. Tabii ki bu dergi şu an son sayısı elinde değil ama bu mevsim dergisini alalım, abone olalım, hediye edelim arkadaşlarımıza. Gerçekten çok kıymetli bilgiler, dersler var içerisinde. Yine İlahiyat Yazar Kıdır Kadir Hocamızın yazıları var. Bizim yazdığımız yazılar var içerisinde. Başka hocalarımızın yazıları var. Bu dergiyi de alalım, takip edelim ve insan arasında yayalım. Tekrar başka bir programda görüşme temennisiyle Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı iftarlar, şimdiden hayırlı sahurlar, hayırlı, bereketli, bol Ramazanlar diliyoruz.